Merhaba arkadaşlar. Bu sefer en gür sesle ben söyledim. Uzun zamandır dinlenen videolarda. Annem çok heyecanlı. Evet çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır beklediğim şey geldi. Hadi robot. Açıyoruz. Ne robot annem? Robot falan değil. Mutfak robot. Hayır be. Mutfak robot falan değil. Hadi şimdi hep beraber açalım. Bakalım nasılmış. İnşallah kullanımını da yapacağız. Ya gidip yakından görmüştüm zaten. Ama internetten almak her zaman için daha güzel. Ay bunu bana çıkanları gösterelim. Dur sana çıkanları şey yapacağım Çinli zaten. Çinlilerin güzel bir yazdı. Kullanım kılavuzu. Bu herhalde garanti belgesi. Bilmiyorum. Çinlilerin yazısı. Dur anneciğim bir dakika dur. Onu bana hediye edeceğim. Al senin o. Bebeklerime senden yazacağım. Şimdi buradan bir tane içindeki teli çıkıyor önce. Vay. Dakika. Telimizi de koysan yanık kenara. Çok iyi. Süper. Dur bakayım. Yıldırım çıkıyor. Evet asıl. Robotumuz. Tamam annem şunları al arkana. Arkana al. Kutu da benim. Ben kutunun üstünde gideceğim. De gösterdiği ben gibi. Ben içine gideceğim. Kutu çalışma sistemi. Şimdi benim telefonuma kuracağız. Arkadaşlar onu da göstereceğiz. İlk defa açıyoruz. İlla ki bir şeyler deriz. Bismillahirrahmanirrahim. Durur musun anneciğim? Bir dur lütfen. Şöyle elimde göstereyim. Çok büyük bir şey değil. Öyle fazla yer kaplayacak bir şey de değil. O yüzden benim içim rahat. Mutfağımız öyle. Sen de onu aç o taraftan. Açtın mı? Bir şey buradan şöyle arkasına. Anneciğim durur musun bebeğim? Sahran hoş. Sakin. Sakin. Lütfen sakin. Öğreneceğiz bunları. Çay bu kademeli. Bu böyle çıkıyor. Maşallah. Keşke Sahra Onur tanıtsaydı. Derinliği böyle ama 3 kişiye bence ideal. Bu teli de çıkıyor yıkanıyor. Hatta makineye bile giriyormuş. Deneyeceğiz mi? Deneyeceğiz. Tamam mı? Ama önce bir dur. Önce bir şeyini kuracağız. Tamam mı? Şöyle arkadan da gösterelim. Fişi de böyle yakından. Şöyle açalım hatta fişini. Ayarlayalım. Dur anneciğim lütfen. Lütfen Sahra'mış. Sabır annem sabır. Ama çok benden daha heyecanlı ve daha sabırsız gördüğünüz üzere. Şöyle önüne de takalım bakalım şunu. Ben kutunun içine gideceğim biraz sonra. Şimdi şurada bir tane daha teli çıkmıştı. Şu telini de. Bu teli de tavuk olur, köfte olur. Ben daha çok şey yapacağım bu teli. İki katlı kullanmak için. Düşünüyorum. İnce kanatlar için de olur. Lütfen anneciğim yapma anne. Gösterelim güzel güzel. Hadi çok şimdi fişe takalım. Ama. Öyle gösterelim olur mu? Hadi bakalım. Şimdi fişe taktık. Bip diye bir ses geldi. Ya bu şarjda olduğunu düşünmüyorum. Şurada bir açma kapama. Evet açma kapama tuşuna bastım. Bastım. Anne bence. Şimdi dur bir dakika. Burada manuel yazısı var. İnternette de gördüğüm gibi çevirdiğimizde. Heh, tamam chicken diyor. French diyor. Manuel. Zaten elle ayarlıyorsun. Fish diyor mesela balıkta. Stick diyelim. Ya da bak vegetables bile var. Her şey var. Cake var. Ay çok güzel her şey var. Cake diyorsun. Üstüne basıyorsun. Zamana geliyor. Zamanda da kendin ayarlıyorsun manuel. Ay harika ya. Bayıldım. Biz şimdi bunu da bir posta sahranın ne denesek acaba? Cake. Kek uzun sürer. Keki çırpmak lazım şimdi. Şurada geçiyor ya. Onlar da ben seçebilir miyim? Dur şimdi. Daha bir şey seçmiyoruz anneciğim. Bu zaman... Ne zaman yapacağız? Şimdi birazdan yaparız. Bir patates deneyelim herkesin denediği gibi olmadı. Hayır. Hani cips yapıyoruz ya patates. Onu deneyelim. Onu değil. Hazır patates aldım ya denemek için. Onu deneyelim. Sonra kendi yaptığımız patatesi de deneriz zaten. Tamam. İlk de onları deneyelim. Sonra da benim telefonuma kurmayı gösterelim. Olur mu? Hadi bakalım. Şimdi Wi-Fi ekliyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Dili mi değiştiriyoruz? Bak şimdi ana şeyde manuel kısım var. Tamam manueli biliyorum. French fries dedi. French fries dedi işte. Az önce dil vardı. Dil Fransız seçeneğine gelsene. Fransız bir şey diyor. Fransız tamam. Kızartması neyse artık. Tamam işte patates falan kızartma. Tavuk onda... kanat bu. Tamam. Balık. Aşkım bunları biliyorum. Biftek. Az önce. Karides. Tamam yaptım. Tamam biliyorum. Şimdi buradan ayarlar var. Settings. Tamam settings'e gel. Bir kere basıyorsun. Tamam dile girer misin? Dil var. Dile gir. Dilde Türkçe yoktur ki. Vardır ama. Ya. Bir bakalım. Şansımızı deneyelim. Varmış. Var işte. Var. Niye olmasın? Tamam. Ayarlardayız. Tamam ayarlardayız. Türkçe ayarladık.
Evet. Ayarlara girdik. Dil. Dil. Wi-Fi'ye giriyoruz. Tamam, Wi-Fi'ye giriyoruz. Wi-Fi'ye bakıyoruz. Wi-Fi'yi sıfırla var. Etkinleştirme. Şimdi Wi-Fi'yi bakalım nasıl kuracağız. Wi-Fi. Vardır muhakkak. Devre dışı diyor. Yok. Bizim Wi-Fi'miz şu an açık zaten. Şimdi sürü bir bitim. Hadi. Evet ama Xiaomi daha tanımıyor. Uygulamasından sen, tanıtacağız bence onu. Benimkinden. Aynen öyle. İlerle. İlerle. Heh, orada yeşil. İçine patates ne zaman koyacağız? Dur anneciğim. Önce bir kuralım da. Benim canım çekti. Hadi internet yok. Sen benim internetimi aç. İnternet yokum. Tamam. Buradan ekliyorum. Cihaz ekleyelim. Etkinleştir. Süper. Tabii benim internetim kapalıydı. Bildirimler gelir. Cihaz ekle. Şimdi cihazı bulacak herhalde ha? Tabii. Evet. E peki Xiaomi telefonu olmayan falan acaba nasıl kuruyor? Onu da... Gerek yok, uygulama bu. Doğru, uygulama. İnternete gerek yok, haklısın. Manuel olarak da seçilebiliyor burada. Aa, var mıymış? Hı-hı. Süper. Gerçekten Xiaomi'nin çok fırın değildir ya. Air fry diye başka bir şey geçiyor ama bir hava fritözü. Hava fritözü, evet o. Bak. Ya çok tatlı ya. O ne ki? Hava fritözü. Bak bu işte. Telefon hemen bulur. Aynı markadan şeyleri kullanmanın güzelliği bu da. Çok minnak. Çok tatlı ya. Böyle yer kapılmıyor. Evet, bebelak. Beyaz kelebek. Beyaz kelebek de çıktı. Beyaz kelebeğin de çıktı. O bizim şeyin. Robo süpürgenin. Evet. Onun da videosu var. İzlemediyseniz. Reklamlar. Evet, onun da var. O hele onda çok acemiydik. Çok heyecanlıydık. Onun hiç şeyini gösteremedik. Ama bunun kurulumunu göstereceğim. Bak şu güzel bir şeymiş ha. Buldu. Buldu mu? Süper. Evet. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim. Cihazla bağlanıyor şu an. Ya çok tatlı. Dur anneciğim, evet. Teşekkürler bebeğim. Cihaza bağlanıyor. Bekliyoruz. Yani şimdi benim telefon Wi-Fi'ye bağlı olduğu için hiç şifre falan istemiyor tabii. Tabii, evin Wi-Fi'si zaten. Evin Wi-Fi'si, aynen. Tamam. Bu Mi programına daha önce giriş yaptık ya, o evet. Wi-Fi'de. Tamam. Direkt onun üstünden kapatıyoruz. Hani Türkçe'ye bastınız ya, o ne? Neydi? Dil ayarı, İngilizceydi. Evet, başarıyla bağlandı. Niye dil tamam. Yaptınız başlar. Ki? Odayı belirle diyor. Tamam, mutfağımızda duracak. Yine oda oluşturalım. Hı, evet. Mutfak dedim. Mutfağımız, tamam. Bir de ne uzun bir şey ya. Sonraki. Çok iyi. Adı ne olsun bunun? Adı? O beyaz kelebekti, bu ne olsun? Hem bu da. Beyaz çam. Kroasan olsun adı. Ha? Kroasan. Hayır, ne alaka? Kroasan da olabilir ama yok yok. Evet, güzel bir isim var ya. Kurabiye olsun. Ya yiyecek olsun ya. Yiyecek olsun adı. Patates. Yok, olmaz. Patates. Bilemedim, onu düşünelim ya. Beyaz at olsun. Bence ne atı ya? Ne at bu? Baksana çok tatlı. Minnoş olsun. Minnoş olsun. Minnoş. Minnoş olsun. Minnoş olsun. Minnoş. Beyaz adı Minnoş. Adı Minnoş. Minnoş tamam. Oldu. İnanamıyorum ya. Minnoş kelebek. Acaba hiç Minnoş koyan olmuş mu? Şeye mi koymuşlar artık? Minnoş'u kabul etmedi mi? Aşağıya geçemiyorum. Şu inmiyor klavyen. Şöyle yapacaksak. Evet. iPhone kullandığım için anlayamıyorum. Ne? iPhone. Evet dedim iPhone'u. Biliyorum tabii ki. Komiksin. Canlı olmak çok kötü bir şey. Evet. Göz paylaşma. Evet, sonra. Evet, şimdi okudum, kabul et. Komik. Artık onları ettik yani. Bakın burada patates kızartması, tavuk kanat, balık, biftek seçiyorsunuz, tamam mı? Evet. Tabii onu hazırlığı koyuyorsunuz, sonra bunu seçip
yemeye başlıyoruz. Mesela patates kızartması şimdi yapabiliriz. Şimdi bir tane yapalım mı hemen patates kızartması? Hmm. Bence yapalım. 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 Hadi bakalım. Şimdi normal patates yapıyorum ama ben hazır almak istedim. Birazcık patates kızartalım. Yarım kap, dolu kap, tek çift katman seçeneği varmış. Şöyle. Şöyle yapalım. Onun için alınmıyordum. Evet. Denemek için. Arkadaşlar bakın. Şey çok yapmıyorum. Yemek yedik ya. Çok yapmayayım. Bence de şimdi yemeyiz. Göz kararı da, göz kararı da normalde bir kaşık falan döküyorlar ama bir kaşık bile dökmeyeceğim. Bakalım. Arkadaş bu arkadaşlar bu arada kameranın arkasından. Sahra Nurcuğum şurayı da göster ver bakalım. Ver bir. Tamam. Göstereyim. Şimdi şöyle azıcık üstüne damlattım. Göreceğiz bakalım. Tamam mı nasıl olacağını. Koyduk. Şimdi buradan manuel de ayarlayabiliyorsun ama Ali şöyle bir şey dedi. Burada da var. O patates kızartması seçebilirsin evet, herhalde ama. Telefondan. Seç patates kızartmasına bas. Seçiyorum. Başlat diyorum. Bakın dur. 200 derece. Yarım mı malzeme miktarı? Yarım. Çok değil zaten. Tamam. Pişirme süresi 15 dakika. 200 dereceyi kendi belirliyor. Hı-hı. Başlat diyorum. Evet bak. 15 ya, dakika. Mükemmel. Korkma geçti şu an. Çok güzel. Ve şey benim programımda da zaten dakikasını. Bakın 21.42'de bitecek diyor. Çok güzel yapmışlar ya. Bayıldım. Aşağı. Yani Ali'ciğim zamanda her şey. Şimdi 8. dakikada uyarı verdi. Sallayın dedi değil mi? Yemeği sallayın dedi. Açtık. 2-3 kere salladık, geri taktık. Son 7 dakikayı tekrar başladı. Şimdi son 2 dakikamız. 3 kere öttü uzun uzun. Bip bip diye öttü. Uyarı veriyor. Yani duymamanız mümkün değil. Şimdi şeyden de programdan da zaten büyük bir ihtimalle bak program sürüyor diyor. Programdan da uyarı verecek. Onu da gösteririz. Yani sesine bakalım. Bunda yemek yapamamak mümkün değil. Ve inanılmaz azıcık yağ döktüm gördünüz. Nar gibiydi yani 7. dakika 8. dakikada bile nar gibiydi. Çok güzeldi. Şimdi sabırsızlıkla bekliyorum. Biz gördük. Hayır, biz gördük. Gördüğünü dedim. Sahra Nur'la senden bahsediyordum. O an böyle heyecanla ne yapacağımızı bilemedik. Videoyu alamadık. Şimdi göstereceğiz. Yolda da belki. Sen görmedin de, baban gördü ama. Sıcaklığı nasıl dokun bakayım. Şey, yalnız böyle gereksiz fazla ısınıyor. Acaba 200 derecede full olduğu için mi? Onu bilemedim. Yani böyle... Elini tutamıyor musun? Şu an tutamıyorum, bayağı ısınmış. Bakayım. Ya da ben çok... Tutabiliyorsunuz ya ama fazla... Fazla tutamazsın Ali'cim yani. Yanarsın. Isınmış. Isınmış bayağı. Yani hacmine göre bayağı işlevsel, büyük. Heh, son bir dakikayı girdi. Bakalım. Uyarımızı nasıl verecek? Bekleyelim Ali. Çünkü yakalayamayabiliriz. Telefonla onun ikisinin uyarısını bekliyoruz. Kaç dakika kaldı? Son bir dakika anneciğim. Şimdi bitmek üzere. Çabuk ya. Evet. Yarım diyor. Tam olacak. Hayır. Malzemenin miktarı diyor. Ne yarım demek o yani? Yani tamamen de doldurabilirsin. Bir tek ona kat çift kat diye bir şey varmış. O ne? Tek kat çift kat da telin üstüne şu tel var ya. Hah. Evet. Tamamlama diyor. Burada da. Allah'ım orada tamamlandı diyor. Yazıyoruz. Burada da program tamamlandı evet, diyor. Tamamdır. Şimdi açıyoruz. Hadi bismillah. İnanılmaz. Ne kadar yağ attın. Ne kadar yağ attın. Ya böyle üstüne sepeledim ki onu bile dökmemem lazımmış. Baksana çok yağlı duruyor çünkü. Yağlı duruyor evet. İnanılmaz güzel. Şimdi tabağa koyalım hemen. Keşke hiç yağ dökmesin. Tamam mı? Hatta bir tane dışarıya şöyle sıcaklık alalım. Nasıl? Çok fazla öyle sıcaklık. Ooo bayağı güzel. Çıtır çıtırı. Sen orada kal. Ben hemen şuna bakayım. Evet. Yok artık bir daha yağ bile gezdirmem yani. Peki yanmaz kağıt falan koymak gerekir mi? Ben koyacağım. Ben heyecandan ne yapacağımı bilemedim. Koyamadım. Bir dahakine kesinlikle koyacağım. Çünkü baksana bu bile yağlı oldu. Azıcık döktük. Sahra Nurcuğum dur. Ben hiç yağ koymamalıymışım. Çok güzel. Yok. Evet. Ağzı açık kaldı. Uyarı veriyor. Evet uyarı veriyor. Valla biz şu an ilk etapta patatesten ve şu uygulamasından aşırı memnunuz. İleriki zamanlarda ben birkaç yemek de çekerim muhakkak. Ama ilk izlenim mükemmel. Değil mi Sahra Nur? Gel bebeğim. Videomuzu kapatalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Hoşçakalın.